Arkadaşlar tabii YSK, Yüksek Seçim Kurulu milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Ve bahsettiğimiz yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de bu bahsettiğiniz tören yapılacak. Tabii pek çok devlet başkanı gelmek istiyor ama şimdi daha net bir liste de yok, süreç de devam ediyor. Biraz da tebrik ettiklerinde o tebrikatla ilgili süreç sürdüğü için o tebrikat sırasında iradelerini beyan ediyorlar. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz. Diğer bir şey daha sormuştunuz. Yok, hangi ülkelerden? Ülkeleri söyleyeyim. Tamam. Onunla ilgili liste dediğim gibi şekilleniyor daha. Buyurun lütfen. Ahmet Örsoğlu, NTV. 14 Mayıs seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Siz de o görüşme sonrasında bizim sorularımızı yanıtlamıştınız. Mehmet Bey üyemizdir, her zaman kendisinden destek alırız, bu görüşmeler hep yapılır demiştiniz. Dün de bir görüşme gerçekleşti, sürprizdi bizim için. Bu kapsamda Mehmet Bey'in ismi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için geçiyor polislerde. Bu iddia doğru olabilir mi? Yorumunuz ne olur? Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle arkadaşlar, Mehmet Bey, yani dediğim gibi yakın bir arkadaşımız, görüştüğümüz bir arkadaşımız, çok da değerli bir arkadaşımız. Hatta o açıklamayı yaptığımız gün işte herkes diyor ki reddetti falan. O sırada benim odamda kahve içiyorduk. Size bir kulis bilgisi. O da şaşırdı, biz de şaşırdık. Onun üzerine dedik ki inelim bir açıklama yapalım bu şekilde diye sohbet ediyorduk. Cumhurbaşkanımız da Mehmet Bey basına yansıyan ve yansımayan görüşmeler yapıyor. Mehmet Bey zaten yani partimizin içinde bir arkadaşımız. Beraber kabinede görev yaptık, işte çeşitli yerlerde, mecliste görev yaptık ve bu sürece katkı vermek istiyor. Ama dediğim gibi kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O konuyla ilgili bir şey söylememiz bizim doğru olmaz. En azından olumlu muydu görüşme, o konuda bir şey söyleyebilir miyim? Zaten görüşme, yani arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken bütün bu süreçlere katkı vermek, siyasi süreçler, ekonomik süreçler, dış politika süreçlerine katkı vermek için görüşüyorlar. Yani Mehmet Bey'le görüşmek hepimizin arkadaşımız, dostumuz, ilişkilerimiz müspet zaten yani. Tamam. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seçim sonuçları milletimize ve bize umut bağlamış bütün coğrafyalara hayırlı olsun diyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.